Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Okan Buruk'u aldık. Emre Aşık'ı sattık. Aynı fiyata 5'e aldık, 5'e sattık. Ondan sonracığıma teknik kadroyu hallettik. Antrenörlerimizi aldık. Doktor aldık. Ondan sonracığıma gözlemcileri hallettik. Onları sonra genç oyuncu bulmaları için gönderdik. Şimdi forvet işine gireceğiz. Hemen şöyle bir yoklamalara başlayayım. Roy Mackay neden olmasın? Ah Ronaldinho. Bir gelsen. Dünyalar bizim olacak da. Anelka'ya biraz düşük vereceğim ya. Şöyle. Bu da 8.5. 9.5. 11. Şöyle bir yokladık. Devam edelim. Hoppa. 13.5 Adriano. Mackay reddedildi. Şaka maka Adriano gelecek herhalde ya. Ya erteleyelim, bayağı erken oldu yalnız. Ben de kıllandım şimdi. Potansiyeli düşük mü acaba? Bize mi ittirmeye çalışıyorlar? Ne oluyor? Adriano raporu alsak. Devam. Ronaldinho reddedildi. Herhalde Adriano'yu alacağız ya. Bir hafta. Erteleyelim. Aha, Anelka da kabul edildi. Anelka mı Adriano mu? Biraz Anelka'yı daha ucuza getireceğiz. 20 yaşında. Oha. Anelka bayağı iyi yalnız beyler. Bayağı ezdi yani. Bitiricilik 5 fazla diyor. Hızlanma 18, çeviklik 18, saldırganlık 15, denge 18, karar alma 17, kararlılık 20, 19, 20. Oha. Kararlılık 20, top sürme 19, bitirecek 20. 18, 18, 19, 20, 20, 17. Topsal alan 20, hız 20. 19, 17, 18.
Biraz fazla vereyim mi? Başka teklif yok, yapıştır gitsin ya. Of, Anika çok iyi olacak herhalde. Aa, keşke biraz fazla verseydim. Blackburn'e gider mi acaba ya? Gider mi? Gitmez herhalde. Blackburn'e de gitmesin canım Galatasaray dururken. Daha 2 sene önce Süper Kupayı aldık ya. Şahlanıyoruz koçum, sen bir gel yeter ki. Aa, zor karar. İptal oldu. İptal oldu. İnşallah Aneyka bizim elimizde kalır. Yoksa çok fena patlayacağım. Gerçi yine teklif etsem kabul eder herhalde de. Hadi bir Aneyka be. Amma naz yaptım be koçum be. Şöyle bir kadroyu yazalım. Capone, Bülent, Kaluzni, CC, Sergen, Baliç, Okan, Ümit. Otomatik doldur zaten, şey yapacağız. Daha sonra ayarlayacağız. Yalnız durumlar ne durumda? Çok güzel. Durumlar ne durumda? Baliç biraz yorgun gibi. İlk yarıda çıkartırız zaten. Hadi bir gol. Tek eksik parça Anelka. Yapmayın be. Şu orta sahayla da mı gol yiyorsunuz? İşte gol. Abi bu orta sahadan çok umutluyum ben ya. İki. O Ümit başka geliyor bu sezon. Üç. Okan. Geç açıldık, geç. Hemen dur 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 dur. Yorulanları çıkartalım. Baliç, Hasan gel, Okan çık, Ergün gel, Rodoslav çık, Kalstrom gel, Serkan gel, Vedat gel, Ayhan gel. Gol. Serkan da attı golünü.
2. Acaba forvet almasak mı bu sezon? 3. Ay maşallah. Fena geliyoruz, fena. Şimdi 6'yı kime vereceğim? 1, 2, 2 nerede? 2 kapı oyunu. 3, Hakan Ünsal. 4, Bülent Korkmaz. 5, Okoronkwo. 6, Kaluzni olacak. 7 kim? 7, Arif. Bence 7 Okan Buruk olmalı. Arif'in hiç öyle bir performansı olmadı. 8 kim? Karlström. 9. 9'u boş bırakacağız. 10 Sergen'e verdik. Tamam. Bence 8'i CC'ye verelim. Bir Hasan'a verdik. 11'i Baliç'e vereceğim. Kastrom'a 23 vereceğim. Hasan, Deli Hasan 14 ile oynasın ya. Tamam, diğerleri çok önemli değil. Hadi be Anelka be. Yalvarttın anasını satayım. Altı oyuncu buldu diyor. Hemen bir tatile gideceğim. Aldı. Ulan var ya. Tam zamanında gitmişim ha. Reddetse ben bitmiştim. Verilmiş sadakan varmış. Yapay zeka bile çat diye almış ya. Oğlum alınır bu demiş resmen. Of, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Abi bu kadro iş yapar. Ümit Karan oraya koymasaydın iyiydi. Yapay zeka anasını bellemiş ortalığın da. 2 hafta. Neyse, Kastron var, sıkıntı yok. Şu Berkant'ı yedeklere düşüreceğim. 3 tane forvet, tamam. Hazırız ya. Recep nereden? Bir tane stoper alayım mı? Erhan stoper de oynar sanki. Namlı'yı düşürmüş mü direkt? Ya şunu düşürüp durma birader, lazım olur diyorum. Ama kime laf anlatıyorum ki? Şu Alper'i çıkar. Sağ bekte yedek Alper olsun madem. Fena değil ya. Markajı biraz var. Top kapması 14. Yani.
Taraftarlar Anelka transferini kutluyor. Menajer direktör Nicolas Anelka transferini onayladıktan sonra Galatasaray Spor Kulübü taraftarları sevinç içinde oyuncuyu karşılamak için havaalanına koştu. Taraftarlardan bir sözcü bu transferin kendileri için çok önemli olduğunu ve bu gibi büyük transferlerin kulübün amacına ulaşmasında çok etkili olacaklarına inandıklarını söylüyor. Var ya, taş gibi transferi bedavaya yaptım ha. 8.75 Anelka'ya para değil. Taksidi de bastım anasını satayım. 30 milyon euro daha bütçem var. Şeylere bakmadım. Acaba şu iki yıldız ne diyor bu? Açıklamasını bir göreydik. Potansiyeli mi acaba? En iyisi 5 yıldız mı? Şu an 3 yıldızdan fazlası yok gibi. Allah Allah. Aha. Pirlo diyorsun ha. Kastürümü satıp bir de Pirlo çakayım mı? Acaba hangisi daha büyük yetenek? Ne kadar? 9 diyor. 9 da bayağı şeymiş ya. Of, ama bir de orta sahaya Pirlo çakarsam bir kıyaslayamıyoruz. Rapora bakacağız. Şey, son maç ne oldu bizim? Oha, biz attık sandım. 6 tane yemişiz. Yapay zekayı bırakmasaymışım keşke. Bir tane daha hazırlık maçı ayarlayalım. Bir tane dördünü ayarlayayım. Aa! Kim yaptı? Aa, oğlum, yapay zeka 3 saniyede neler yapmış böyle ya? Ben teklif verdim mi Mehmet Polat'a? Vallahi verdiysem de hatırlamıyorum. Şuraya bir tane iptal değil. Hayda. Deplasmanda uygun mu? Değil. Tamam, iki hazırlık maçıyla gideceğiz. İnşallah. Oyuncular form tutmada sıkıntı yaşamaz. Hertha Berlin maçı güven verdi ama 6.25. 6.25 pahalı be. Ha? Acılar. Dokuza Pirlo var acı ya. 6'ya ben şimdi Mehmet Polat'ı nasıl alayım? ...4.4 gönlümden kopar ama.
Vallahi biraz pintilik mi yaptık bilmiyorum ki. Vedat yeter bize ya. Dur bakayım. Ocağı bekleyelim. Nasılsa sözleşmesi biten birisi çıkar. 18-25. Yok aç. Bizim bir stopere 15 milyon euro verecek. Daha o seviyelere çıkamadık. Ama yavaş yavaş geliyoruz. Rahat olun. Ya şu Pirlo'yu bir gözlemleyin kardeşim. Hayret bir şeysiniz ya. Belki orta sahaya Pirlo çakacağım. Çaktırtmıyorsunuz. Bilmiyoruz ki hangisi iyi, hangisi kötü. Ya da Castro'mu kiralayacağım. Daha 19 yaşında Castro. Satmak da biraz kötü olur da. Stam gidiyor vallahi. Vallahi o kadar yardımcı oldunuz ki oyuncunun iyi olduğunu düşünüyor. Valla Ümit Özat'ı da alabilirdim aslında yedek olarak. Çok iyi değildi ama 6 milyon euro da yedek oyuncuya biraz fazla ya. Şimdi Okan Buruk'u ben 5 milyon euroya almışım. Biraz mantıksız olur yani. Nedense ben oyuncu kiralayamıyorum yurt dışından. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Heyecanlı bir dönemi yaşıyoruz. Orta sahaya bir de Pirlo çakma ihtimalim var. Kastrom'u gönderip Pirlo almak bayağı iyi olabilir. Sergen fena değil açıkçası. Sergen'le gideriz diye düşünüyordum ben. Ama böyle bir fırsat çıktıysa neden olmasın? Aslında oraya bir tane de Emre de olur da bilmiyorum. Bakacağız. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.